Tarım politikası diye bir politika yok ortada. Herkes yani kendi başına iş yapıyor. Adana'da biber hasatları sona yaklaşırken fiyatlar üreticiyi iflas noktasına getirdi. Minimum zarar eden bir insan 2 milyar dönüm başı zarar edecek. Adana'da Haziran ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam eden kapya biber hasadında sona gelinirken her gün artan maliyetler üreticiyi borç batağına sürükledi. Yani çok düşük, yani maliyetinin çok altında. Bir dönümden bir sezonda 8 ila 10 ton arasında biber hasat ediliyor. Girdi maliyeti dönüm başına 17 bin lirayı bulan kapya biberinin tarladan çıkış fiyatı ise sezon boyunca 1,5 lirayı geçmedi. Başlangıçta 60 kuruştan başladık. Ben burada biberi 1,5 liraya satamazken markete gidiyorum. 9.65, 9.75, 9.95. Kendi ürettiğim biberin fiyatını görüyorum. Hal böyle olunca üreticilerin kimisi tarlasını sürdü, kimisi de borçlanarak hasada devam etti. Ama şu anda bazı arkadaşlar 1 ay oluyor, 2 ay oluyor. Hiç hasat yapmıyor. Adana'nın Karataşı ilçesinde 130 dönüm kapya biber eken çiftçi Yusuf Kartal da borç içinde üretime devam etti. Kartal banka borcu için traktörünü satmak zorunda kaldı. 80 bin lira borcum vardı. Traktörümü satıp borcumu ödedim. İleride hacizle karşılaşmamak için. Bir çiftçi traktörünü satma noktasına geldiyse nasıl üretim yapacak? Girdi maliyetleri yüksek olduğu için üreticiler yeterince bakım yapamıyor. Tonlarca biber ise bu yüzden çöpe gidiyor. Gereken ilaçlarını atamadığın zaman bitki şöyle buruşur. Vitamini veremiyorsunuz, kalsiyumu, magnezyumu. Gereken vitaminleri vermediğiniz zaman bakın şöyle daha meyve yeşilken kürüyor. Üretimdeki plansızlıktan dolayı bu sene Çukurovalı üreticinin birçok ürünü de tarlada kaldı. Mesela bu sene domates para etti. Herkes domatese yöneliyor. Çünkü belli bir kota yok. Devlet bunu kontrol etmiyor. Bu ülkenin ihtiyacı ne? Mesela ne kadar biber ihtiyacı var? Ne kadar pamuk ihtiyacı var? İlk önce bunlar hesaplanmalı yani. Belli bir kota oluşturulmalı. İnsanlar buna göre ekilmeli. Tarım politikalarının çiftçiyi mağdur ettiğini belirten Kartal, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye istifa çağrısında bulundu. Tarım Bakanı işini yapamıyor. İşini yapsaydı çiftçinin derdini dinlerdi, gelirdi, bakardı ne oluyor, ne bitiyor tarlada. Yani kimse inan et para kazanıp da bir başkasını suçlamaz yani.